Herkese merhaba, ben Tuğba Gedik. 2022 LGS'de 500 tam puan yaparak Galatasaray Lisesi'ni kazandım. Bu videoda sizlerle LGS sürecimden bahsedeceğim. Öncelikle beni kanalına davet ettiği için Fatih Oflaz Hoca'ya teşekkür ediyorum. 5, 6 ve 7. sınıfta neler yaptığımdan bahsedersem, 5 ve 6. sınıfta LGS'ye odaklı çok fazla çalışmıyordum. Sadece sınavlarıma ve denemelerime çalışıyordum. Daha çok 7. sınıfta ders çalışma alışkanlığı kazandım ve yeni nesil sorulara alıştım. Onun dışında 5, 6 ve 7'de çok fazla kitap okudum ve size de çok fazla kitap okumanızı öneririm. Çünkü dedikleri gibi 8. sınıfta kitap okumaya çok fazla zamanınız kalmıyor. Ve kitap okumak gerçekten sınav için önemli bir şey. Zaman, süre, hızınız açısından özellikle. Yaz tatilinde neler yaptığıma gelirsem, Haziran ayı gibi dershaneyle konulara başlamıştım. Dershanem ara verdiğinde de ben yazın konulara devam ettim. Çok fazla sıkı bir programım yoktu yazın. Kitap okuyordum. Her gün mutlaka paragraf çözüyordum. Ve konu çalışıyordum. Bu şekildeydi. Daha sonrasında Eylül'de okullar açılınca yavaştan böyle programı sıkılaştırmaya başladım. Okula dershaneyi aynı anda götürüyordum. Saat 8'de eve geliyordum ve dinlenmeme vakit kalmadan ders çalışmam gerekiyordu. Bir süre sonra bunun çok verimsiz olduğunu fark ettim ve dershaneden ayrılma kararı aldım. Dershane zaten benim için zaman kaybı gibi geliyordu. Okulda öğretmenlerin bir konuyu bir kez anlattığında anlayabiliyordum. Tekrar ikinci kez dinlememe gerek olmuyordu. O yüzden dershaneden Ekim ayı gibi ayrıldım. Tabii ki de ben ayrıldığımda ailem, ben sene boyunca devlet okulundaydım. Bu yüzden hani dershanesiz başarabilir misin, yapabilir misin gibi bir şey oldu. Fakat size şunu söyleyeyim, dershane başarı için hiçbir zaman şart değil. Siz kendinize bir program koyup, kendiniz bir disiplin oluşturup bu programa göre de ilerleyebilirsiniz. Ben dershaneyi bırakmıştım ve okul kursundan devam ettim. Okulumun kursları vardı, onlara katıldım. Günlük rutinimden bahsetmem gerekirse, sabah 5 gibi kalkıyordum. 5.30'a kadar kendime kahve yapıyordum, ayılıyordum falan. 5.30'da 7.30 arası 2 saat ders çalışıyordum sabah. Genelde ilk paragraf çözerek başlıyordum ve ardından bir tane sayısal ders çözüyordum. 7.30'da okula gidiyordum, 5.30 gibi de okuldan geliyordum. 5.30'dan 6'ya kadar yine bir dinleniyordum, yarım saat yemek falan yiyordum. 6 ile 7.30 arası çalışıyordum. Sonra 15-20 dakikalık mola veriyordum. Daha sonrasında da 9.30'a kadar falan devam ediyordum. Günlük çözdüğüm soru sayısı, yani sene başlarında 150-200'dü Eylül-Ekim ayı gibi. Daha sonrasında 400-500 diye arttırdım. Tamamını anlayarak ve yeni nesil sorulardan oluşan sorular çözüyordum. Denemelerime gelecek olursak, sene boyunca ortalama 2-3-4 yanlış arası gidip geldim diyebilirim. Denemeler, bizim okulumuz haftada bir deneme yapıyordu. Ben ayrıyeten kendim internetten deneme çıkartıp çözüyordum. Kırtasiyeden farklı yayınların, farklı kaynakların denemelerini çözüyordum. Farklı yayınların sorularını çözmek gerçekten işinize yarıyor. Çünkü ne kadar farklı yayın çözerseniz o kadar farklı soru tarzı görmüş olursunuz. Ve sınavda karşınıza çıkan bir soru tarzında önceden ben bu tarzı biliyorum diyerek o soruyu çözersiniz. Bu gerçekten soruyu anlamanız açısından kolaylık sağlar. Denemeler hakkında vereceğim bir tavsiye de şu: denemeleriniz hiçbir zaman moralinizi çok fazla bozmasın. Benim sene boyunca motivasyonumu en çok düşüren şeyler genelde deneme netlerim oluyordu. LGS'ye son 2 gün kala cuma günü girdiğim denemede benim 7 yanlışım çıkmıştı. Ve bütün gün ağlamıştım, yani motivasyonum çok fazla düşmüştü. Ve hani şey diyordum, 2 gün kaldı, ben nasıl toparlayacağım, artık fulleyemem, full hedefim gitti gibi düşünüyordum. Şöyle düşünün, denemede bir yanlış, beklediğinizden fazla yanlışınız çıktığında yanlışlarınıza bakın, doğrusunu öğrenin ve geçin. Çok fazla kafanızı takmanın size bir faydası yok. Hatta zararı var. Bütün sene boyunca bunu çok fazla yaşadım. Sonradan anladım ki bu kadar takmama gerek yokmuş. Yani adı üstünde deneme, kendinizi denemeniz için yapılan bir şey. Denemede yaptığınız sonucu LGS'de de yapacaksınız diye bir şey yok. LGS'den önceki gün neler yaptığımdan bahsedecek olursam, erken kalktım akşam rahat uyuyabilmek için. Ve Türkçe sözcükle anlam testi çözdüm. Sene boyunca en çok zorlandığım konulardan biriydi zaten. Ve
Cuma günü de denemede çok fazla yanlışım çıkınca çözmek istedim. Ondan sonra telefonuma bakmadım. Çok fazla bakmadım. Ve sene boyunca da hatta sosyal medya kullanıma değinmem gerekirse telefonda YouTube dışında hiçbir uygulama yoktu. Sene başında sildim bütün sosyal medya uygulamalarını. Ve sadece metroda okula gidip gelirken telefonuma YouTube'a giriyordum. O şekilde yürüyüşe çıktım son gün. Akşam hem temiz hava almış oldum hem biraz yorulmak istedim. Daha erken yatayım diye. 10.30 gibi de uyudum. Sınav sabahı da erken kalktım. Yemeğimi yedim. Okula gitmeye yarım saat kala falan her şeyimi hazırlamıştım. Telefonuma bakmaksansa son ayın örnek sorularını açıp incelemek istedim. Önceden çözmüştüm zaten örnek soruları. Ama tekrar bir bakmak istedim. Sonuçta sınava en yakın kaynak onlar MEP yayınladığı için. Son ayın örnek sorularına baktım ve sınava gittim. Sonra 500 yaptığımı öğrendim ve sonra başka bir şey açıldı. Başka bir zorlu süreç. Hangi okula gideceğimi kararlaştırma süreci. Ben senenin başından beri, hatta 7. sınıftan beri Galatasaray Lisesi'ni istiyordum. Yani bütün sene boyunca hedefim Galatasaray'dı. Fakat o kadar emin olmama rağmen böyle İstanbul Erkek mi Galatasaray mı diye arada kaldım. Çünkü çoğu kişi İstanbul Erkek daha sayısal, işte sen sayısalcısın, oraya git falan diyenler vardı. İki okulda sayısal derslerini yabancı dilden veriyor. Yani iki okul içinde şu daha sayısalcı, bu daha sözelci diye bir ayrım yapamayız. İki okuldan da sözelci de eşit ağırlıklı da sayısalcı da çıkabilir. Yani ders saatleri arasında da öyle Fen Lisesi ile Anadolu Lisesi gibi aralarında bir fark yok. Bu yüzden yani Galatasaray'dan da sayısalcı çıkabilirsiniz. Öyle düşündüm ben de mantıken. Ve o yüzden zaten sene başından da çok istediğim için Galatasaray Lisesi'ne gitmeye karar verdim. Videoda bahsetmeyi unutmuşum. Genelde herkes matematik dersinden en çok zorlandığı ders matematik oluyor. Bu konu hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Benim matematiğim ilkokuldan beri iyiydi. Yani en sevdiğim ders her zaman matematikti. Bu yüzden çok fazla zorluk çekmedim. Fakat tabii ki de matematikte zorluk çekmek kadar doğal bir şey yok. Onlara tavsiyem matematiği öncelikle sevmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani matematikten kendinizi hemen soyutlamayın ya da direkt ben matematiği yapamıyorum diye düşünmeyin. Çünkü öyle düşündüğünüz zaman matematiği daha çok yapamamaya başlıyorsunuz. Ve ilk başta yapamıyorsanız eğer kesinlikle yeni nesil sorulardan, zor sorulardan başlamayın. Kolay sorulardan başlayın. Çünkü zor sorulardan yaptığınızda motivasyonunuz daha da düşecek ve işi daha da çıkmaza getireceksiniz. Bu yüzden kolaydan zora doğru gidin. Ve yeni nesil soruları ilk çözmeye başladığınızda da bir soruya yarım saat verebilirsiniz. 15 dakika, 20 dakika verebilirsiniz. Asla bunu kendinize dert etmeyin. Önemli olan o soruyu anlamanız. O yüzden yeni nesil soru çözmeye başladığınızda önce soruyu anlamaya odaklı çözün. Soruları anlamaya başladığınızda da süreli bir şekilde daha hızlı nasıl çözerim diye bakın. Bir de denemelerinde kendi yaptığım nasıl ders sıralamamdan bahsedeyim. Sözel'de Türkçeden başlıyordum. İnkılabı çözüyordum. Sonra İngilizce çözüp en son dini çözüyordum. Sayısal'da da sene başından beri böyle gitti hep. 10 matematik çözüyordum. Sonra fenin tamamını çözüp geriye kalan 10 matematik sorumu da çözüyordum. Bu şekilde çözüyordum. Denemelerde de süre sıkıntısı çok fazla çekmiyordum. Sene başından beri gittikçe hatta hızlı çözüyorsunuz. Sene sonunda sayısalı 60 dakikada bitiriyordum. Kalan 20 dakikamda matematikteki bütün soruları silip üstüne tekrardan çözüyordum. Neden siliyorsun diye sorabilirsiniz. Çünkü yaptığınız işlemlerin üstüne bir daha işlem yaptığınızda aynı hatayı tekrar yapabiliyorsunuz. Bunu çok yaşadım. O yüzden de silerek tekrardan yapıyordum. Bu şekilde beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.